dakika Engin Bey. Şöyle... Engin Bey bir dakika lütfen. Bir saniye. Bir şey konuşayım mı? İşte kendi yüzü. Cumartesi pazar gibi el gibi gidip oturup kahveye. Evi düzenledim, temizledim, cam silerdim, sopayı temizledim. Gidelim markete, gidelim evet. Pazara. Dolum 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 geldim dolum. İşte işte. Yüzüme tükürsün. Kabul edeceğim. Tükürsün. Yalan söylemiyorum. Konuşmak istemiyorum ama ilk maaşı altın gün alıyordum. Ondan sonra oluyordu. Para bitiyordu. Vermiyor muydun? Annenle vermiyordu mu? Telefon kesildi. Şu oldu, bu oldu. Şu alınacak. Köye rezil olmasınlar diye veriyorum dedi. Kaza yapmadan şey yemin ederim bir dönüşü bunlar söyledi. Bu yüzden mi yıllarca onun babasıyla görüşemedi? Aranızdaki husumetten dolayı mı? Benim bununla bir şey yok. Kazada bir şey yok. Ben köyümden kurbanlığı almış götürmüşüm. Ablamlar verdi ya. Nereden peki babasıyla bir araya gelmesini dur bir dakika Engin Bey bir saniye lütfen. Ettiği söz ben kaza yaptım. Arabam paramparça. Biz iyi niyetliyiz. Biz. Arabayı göttü. Ben kurbanlık ettim. Kurbanlığı da göttü. De işte yüzü göttüler. Dur kavga etmeyin. Şimdi burada bir şey Mustafa'cığım. Kurbanlığı. Dur, de bir odun çubuk koyun. Bir dakika kadrajına gir. Odun çubuk koyun çubuk koyduk. Ateş açıkla. Evet. Mustafa'cığım dur bir dakika. İşte o kavgaları bir kenarda yani bırakalım. Bir zaman oğlum. Ben şimdi Seray. Babam yanıma gelirse gerçekleri ona öğretmek istiyorum. Gerçekleri öğrensin istiyorum demiştin. Ben şu anda kilitlendim. Yani aklım durdu şu anda. Ben bir şey düşünemiyorum. Neden? Bilmiyorum. Babanı bu kadar çocuksu beklemiyordun. Hayır biliyordum zaten. Biliyordun. Ben hala şaka gibi geliyor. Nereden özür dilerim. Nasıl? Şaka gibi geliyor şu an bana. Neden şaka gibi? Ben bak yemin etmem. Kimi konuşurmuşum vallahi birader. Kesin yalan. Ben yemin etmem. Konuşurum. Doğrudur ha. Mümkün değil ben. Ne söylemek istiyorsun kızına? Bir şey mi söyleyeceksin? Yalan yani yemin etmem dedin. Ne demek istedin anlamadım. Yemini sevmem. Yemin eden bir insan yalan söylüyordur. Çok yukarıdır. Ben yemin etmem. Konuşur. Vallahi billahi değil mi? Kesin o yalancıdır. Ha. Zamanım. Seraya ben bir gelmeden. Seni buraya... Annen mi yönlendirdi yoksa kayınvaliden, kayınbaban eşin olacak mı yönlendirdi? Sana kim akıl verdi git buraya diye? Bana onu söyle. Benim kendi aklım. Kendisi aklım. Annen ne dedi sana? Annem sen bilirsin dedi. Gelmezler dedi değil mi? Annen gelmezler dedi. Herkes gelmezler bak, dedi. Ben suçlu değilim. Baban suçlu değil. Annen kendisi suçlu. Babana bak. Öyle demeyin. Bak öyle kavgayı bırakın. Engin Bey Allah aşkına çocuğu üzüyorsunuz ya. Engin Bey bir şey söyleyeceğim. Kavgayı geride bırakın. Sen parayı aldığın için baktın orada. Parası olmasaydı Allah aşkına sen bakar mıydın? Doğruları söyle. Allah aşkına şu köyümüz bağlansın. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen orada... benim altınlarım her şeyim sizde değil miydi? Hiçbir zaman para aradın mı? Beni dinle. Bir dakika beni dinle. Senin eşin kaza yaptığında sen de yaralıydın. O da yaralıydı. Ben geldim, bunun içerisine gittim. Benim hanım, burada bir sürü bayanlar var, şeyler var. Gayını, benim ailem. Buna düşer miydi? Anne var, baba var, sen varsın. Bir elti, gayın altını değiştirir mi? Kim? Ama kimsesi yok, ne yapsın? Ama kadın da kötü. Kadın da kötü hastanede. Hayır benim kırp. Ya benim annem altımış yaptı. Banyomu annem yaptırdı. Ama baba, bir dakika kırp, bekler misin? Naide Hanım, bir ay değil, iki ay değil, üç ay değil, dört ay değil. 22 yıl. Gittim. Görüşmeyecek. Görüştürmüyorlar. Anne babası terk ediyor. Ceza aldı anne baba. Bir sürü şahit var. Ben daha ne yapayım? Naide ben sana şunu söyleyeyim. Sen geldin. Bana açıyor söyle. Köye gelmedin mi? Yalan söyleme. Hatta çamaşırlarım dağıldı çocuğun benim. Vermediniz cüzdanım kaldı. Yalan söyleme. Asiye yengengine. Hastaneden Asiye yengengine çıktın. Savcılığa gittim gitmedim. Yalan söyleme. Nasıl savcılığa? Orada Cumhuriyet Savcılığına gittin gitmedin. Hayır gitmedim. Savcılığı ben bilmem ki. Bak iyi dinle. Dinleyin. Cumhuriyet Savcılığına gittin. Oradan hastaneye geldin. Mustafa'ya dedin. Memur Bey çağırıyor diye Mustafa'yı orada... Hayır asla değil mi? Rapor alınmayı dedik. Bak senin şahitlerin varsa bizim de şahitlerimiz var. Söyle. Tamam bağlansın herkes. Ben hazırım. Dinle beni. Ben hazırım. Bağlanmayayım. Hep söylediğin yalan. Engin Bey rica ediyorum. Naide Hanım bir şey rica ediyorum. Sizin bu kavganızı bir kenara bırakalım mı ya? 22 yıl sonra şu hasretin... Ama Didem Hanım benim her şeyimde. Hasretin tadına varamadık. Ya tamam da kardeşim tadına varamadık şu baba kızın hasretinin ya. Buraya kavga gelin mi? Engin Bey siz de öyle. Çok rica ediyorum. Engin Bey. Eskileri kapatacağız. Tamam. Engin Bey. Büyük babasına buluşacak. Tamam siz de lütfen o da ne diyeceğini biliyor. O kızını bırakamadı, kucakladı, bırakamadı ya.
yani. Kim engel olduysa 10 katını yaşasın yani. O kadar diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Bir kelimem kaldı. Bir kelime söyle hadi. Avukatlar niye ceza aldı? Avukatlıktan 3 ay men edildi. Hayır, hep beni para peşinde. Ben hiç ikinci defa çektiğimde kartı kendileri bunu getirip iptal ettiriyorlar. Nayda ben Hanım, hiçbir şey yapmadım. Nayda Hanım, şu güzel anın. Eskileri kapat. Bir dakika, şu güzel anın tadını bir çıkartamadık be gözünüzü seveyim ya. Çocuk parmaklarını yani kıracak şurada 2 saattir ya. Çocuk da Seray'da tadını çıkartamadı ya. Bir babana sarıl, koluna girsene, çok tatlı. Sarılsın, ben mi diyorum işte? Yo, ben Seray'a diyorum. Hı. Lan Seray, tutsun. Bakardı, ben çocuğum var. Her ay parasını gönder, her ay parasını gönderdim. Kendim intikalde bir koca işmenin parasını gönderdim. Hayırlısın, yüzüme tükürsün bak burada. Para tükürsün. Mı gönderdim diyor? Hayır, 580 alıyor ya üniversite öğrencisi. Ama ben bir lokma yedirmedim kızım onu. Nafaka verdi mi? Borcuma vermişim. Hala alıyorum. Evet, 580 alıyor. Ha, nafaka veriyorum diyor. Nafaka sadece o. Aile hiç asla para gelmedi. Bir lokma da kızımın karnına gitmemiştir. Kıyafet belki almışımdır, evet. Yemin ederim. Nalan. Hala da vermedim. Nalan, çok öfkeli olduğunuzu görüyorum. Öfkeli. Didem Hanım 1,5 yaşındaydı. Eczane her yere borç var, öyle bıraktı. Ben ortada kaldım ben. Bugüne kızımı hiç yokluk bir hissettirmedim. Ama Mustafa Bey de ondan sonra çocuk gibi olmuş zaten. Evet. Bakıma muhtaç hale gelmiş. 50 gün ölümle... Benim suçum ne Didem Hanım? Hayır, hayır, ben sizi suçlamıyorum. Sizi suçlamıyorum. Ama biraz da onu anlar mısınız şimdi lütfen? Şimdi abla şöyle durma. Ben geliyorum sokaktan. Sokaktan geliyorum. Bana bir kişi soruyor. Misal veriyorum. Hı. Niye böyle oldunuz? Ben diyorum ki rahat batıyor, rahat. İşte. İşte torunum işte. Rahat batıyor. Şimdi eskileri kapatalım. Çocuğuna babası buluştu. Yani ne amaçla buluştu, ne işine buluştu. Yani Arkancığım dediğimi yapar mısın lütfen? Ha, onu, yap. Onu sor bakalım. Düğüne çek mi Mustafa kızına? Ne? Bir daha söyle. Ben haberim yok bak nişanlanmış. Allah ben olmasın ömür boyu başa kadar versin. Bunun her şeyini, eşyasını, düğününü, kıyımda siz de buyurun gelin. Gül oyna düğünün tüm hep bana. Hem gözünden bile hepimi görsün bir. Düğünü, düğünü sen mi yapmak istiyorsun Mustafa Bey? Ha. Her şeysini, düğününü, köylerin önünde hem görsün abi. Sen o parayı Engin'in kızlara sakla, ben düğünde de her şeyini yaparım. Şimdiye kadar her şeyini yaptım, sana ihtiyacı yok. Sırf baba hasreti çektiği için geldi benim kızım, tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Dilin söyle. Kemiği yok, laf boldur, laf boldur. Ha. Seni iyi yıkamışlar beynini. Kimi? Sade sevgisi istiyor kızım, asla senden para falan istemiyor. Beni hiç yıkayan yok. Ben düğünü de yaparım, her yıkamaz. Şeyini yaparım Allah'a şükür. Beni kimse yıkamaz, ben huyum pistir ha. Ha. İşte benim baba olarak şimdiye kadar, ben kızımı uğraştırıyorsam ha. Şimdiye kadar 23 yaşına kadar bakmışım da düğününü mü yapamayacağım? Tutabilirsin babanın elini. Tabii. Tut, baban senin, baban o ya, seni bırakmadı. Sarılacaktı az önce. Değişik geliyor şu an. Nasıl değişik İlk geliyor? İlk defa yanımda bir baba oturuyor ben. Çok güzel ya. Neler çekti ya, ilkokuldan beri benim kızım. Neler çekti? Yalnız kalmış, annen de öfkesi var tabii ama. Evet. Senin hiç canını sıkma. Ağlasan ben ağlayacağım gece gündüz. Gece gündüz ağlasan ben ağlayacağım. Git beni bayındır çarşıda, git köyümde ne olsun? Beni sor, Mustafa nasıl bir insan? Kötü bir insan diyen oldum, gelin benim yüzüme tükürün. Ha. Öbür kızı niye aramadın? Aramam, aramam. Çocuğun ne suçu var? Defalarca bana demedin aramam, mi? Her aramam, gece aramam, ateşlense de aramam, gebersen, nafaka aramam. Ödemesen demedin mi bana bunu? Asla öbür çocuğum bıraktı. Bir dede, bir anne, kızının yuvası yıkama. Kızının yuvası yıkama. Geliyor benim babalı olacak. Şöyle bir dakika Mustafa Bey. Mustafa Bey'in daha önceki evliliğinden bir tane çocuğu var. O geliyor, çocuğuyla da görüşmüyor. Işte. Onu söylüyor. O çocuğuyla da görüşmüyor. Babalık. Bunu anlatıyor. Mustafa şey, Bey. Bak ben demiş şantiyelere. Mustafa Bey canım benim. O kızını neden görmüyorsun peki? Şimdi şöyle. Babası. Kayınbam. Baban paranı yiyor. Ya senin... Yakin sen kızın var, sen kızın var. Anan evine karışıyor. Ulan paranı yiyor. Şimdi de bu bir kız da. Alın çocuklara okula gidiyorlar ya.
Ben babam öldü, ben de kızım ona konuşmadım. Bak, ben babam öldü demiş. Ha. Engin Bey, galiba o diğer şeyin de kızını da kardeşinizin görmek istemişsiniz ama size bıçak çekmişler, öyle biliyorum. O bizi görmek istedi. Annem kızım bak. Birkaç sefer... Bir dakika. Doğru konuşalım, 9 kafadan konuşlar. Nasihat veriyor, baba nasihatı. Baba nasihatı veriyor, evet. Söyleyin Engin Bey. Onu görmek istedi. Onun dayısı vardı, oğlan kardeşi vardı bunun hanımın. Bir iki sefer şey etti, okula falan gitti. Okulda görmek istedi, göstermedi. En sonunda bunun kayın olacak, bana bıçak çekti. Ondan sonra benim kızlar aynı okulda okuyorlardı. Annenesinde onu dövmeye gelmiş. Çocuklar dövmeye gelmişler. Babandan ne istiyorsun bundan sonrası için? Ben diliyorum yetki. Ben kötü bir insansam bu babana... İşte bu dedikten yapsın, yapsın. Ha. Hayır, buraya gelmeseydi eğer, görüşmek istemiyorum deseydi öyle düşünürdüm ama şu an öyle bir şey düşünmüyorum hani. Ben beklemiyordum gerçekten. Gelsin köyüme, gelsin köyüme. Köyümün içinde, kahvenin ortasında. Gelsin beni. Bırakmayacaksın, o da senin elini bırakmasın. O kavgaları desen bir kenara bırak, onların arasındaki kavga, onların arasındaki evet, hesaplaşma. Annen yalnız kalmış, borç batağı içinde kalmış, onun tabii yalnız bir mücadele vermiş, seni tek başına büyütmüş, onun öfkesini içinde duyuyor. Onlar da karşı, siz de lütfen suçlamayı bırakın, eski defterleri açmayalım dediğinize göre siz de açmayın. Nayda Hanım, sizin öfke, anlıyorum ben sizi bir kadın olarak ama Seray baba sevgisine çok hasret kalmış. İşte izin verdim. Biliyorum. Başka anne olsa vermezdi. Biliyorum. Nabla. Biliyorum. Emredan mı daha yüzü? Cumartesi gitmez mi kahveye? Evi düzenlerim, temizlerim, süpürürüm, eşim gidin alırım marketten, gider pazardan. Köyden annem yukarıya da yolla. Ne varsa servisini yapıyorlar. İşte. Bana annem söyledi zaten. Hani sen toz al, ben camları silerim, süpürgeyi yaparım dermiş hep. Anlatıyor babam. Muydu babandan, bahsediyor muydu annem? Ben evet, hiçbir zaman kötülemedim ki. Biliyorum. Babanın kovasını hangi zaman götür yapa, hangi zaman çıkarttım ben buna? Hamileydim. Devrin de yapa, anlamsın ha. Hangi zaman dedim ben sana? Ha. Aldım temizlerimi koydum yerine ha. Elif teyzem anlattı. Dedem ben 3 aylıkken ölmüş ama o zamanlar hep babam sırtında taşımış dedemi. Onu duydum. Ama artık kuşağını, gelinin kuşağını bağlayacak baban yanında. Başkalarının bağlamasına gerek yok. Değil mi? Düğün ne zaman? Belli değil daha. Evleniyor kızı Mustafa Bey. Daha belli değil. Ya nişanlı. Yani i̇nşallah. Damadı. Haberim var. Ha? Haberim var. Yani nişanlımla tanıştırmayı, nişanlımın ailesiyle, kayınpederimle... Çok ben söylüyorum yani. Şimdi, benim babası olarak biliyorsa, benim insan olduğumu bak toplumda gördü. Bunun düğününü, her şeysini köyde bol bol düğününü, hem millet bir görsün, başını, ekmeğini, her şey, her paran şeysini. Paran var mı paran? Paran var mı? Diyorlar ki, onun parası yoktu, hiç parası, parasız gezerdi diyor. Parasını ailesi, şimdi köylüler de mesaj atıyorlar, cebinde hiç parası olmazdı, parasını hep babası, annesi el koyardı diyorlar. Sen paranı kazandın, bunu söyleyeyim, parayı... Gülersiniz. Cuma günü mendil yazarım. Mendil, o toplum paralarına yaparım mesela, anlıyorsun. Mendil satarım, yine yaparım hem, diyor. Hem en iyisi yaparım, hem en iyisi yaparım ha. Hangi ben babayı? Maddi olarak bir şey istemiyorum. Sadece manevi olarak yanımda olsa yeterli. Ben babası olarak bilse, ben kızım o zaman bir yavrum olarak bilsem, ben onun her şeyini yaparım. Benim yanımda olacaksa, o zaten senin yanında olmak istiyor. İki kez gelmiş, bir kez çalıştığın yere gelmiş, konuşmaktan çekinmiş. Daha sonra gelmiş, seni görmek istemiş, annen baban engel olmuş. Biliyor musun sen onu, annenin babanın engel olduğunu? Daire geldiyse, ben haberim yok, daire geldiyse. Ay bak, haberi yok. Öyledir, söylemeyin dediler çünkü. Belki dememişler. Daire gelse. Haberin yok mu geldiğinden? Baba ben senin kızının, ben senin yavrumun dese, kasın olmuş. Ben bak iddia gülüyorum, bak iddia gülüyorum, bak iddia ben gülüyorum, iddia ben bunu gülüyorum ha. Evet. Çok güzel bir genç kız olmuş değil mi? Evet, maşallah. Ama Seray'ın kısımda gördüm babasını. Çok iyi. Peki bir ara verelim, devam edelim efendim. Biraz ara.